Selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberim. Yoğun bir çalışma tempomdan dolayı videolarımı ve canlı yayınlarımı ara vermiştim. Fakat artık müsaitliğimi birazcık daha ayarlayabildiğim için canlı yayınlarıma da başladım. Tabii ki bugün harika bir konu var. Sizlerden en çok gelen sorular neticesinde biliyorsunuz videolarımı çekiyorum ve canlı yayınları da buna yönelik oluşturmaya çalışıyorum. Tabii ki bu keyifli sohbetime aynı zamanda çok değerli meslektaşım ve çok sevgili arkadaşım Kübra eşlik edecek. Yaşadıklarımızı tekrardan yaşama korkusu aslında her birimizin sorguladığı şeydir, değil mi bu? Yani neden yaşadıklarımızı yaşamaktan korkarız? Bizlerin en çok tetiklendiği şeydir ve buna eşlik eden aslında travmalardır. Şimdi çok değerli meslektaşımı konuk edelim ve bu keyifli sohbete hep birlikte başlayalım. Evet Kübracığım, hemen seni alalım. Evet. Kübracığım, sen bana istek atabilir misin? Şu an bulamıyorum seni. Aa, buldum. Evet. Şimdi Kübra'ya davet isteği attık. Bu süreçte de Kübra'yla daha önce katılan canlı yayınlarımız. Hoş geldin. Nasılsın canım? Hoş bulduk bir tanem. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tam ben de küçük bir cümle geçiyordum ikimiz adına. Tabii. Daha önce zaten canlı yayınımızı izleyen takipçilerimiz bilir. Seninle sürekli yapıyoruz canlı yayınları ve Aynen. profillerimize de kaydediyoruz aynı zamanda. Evet. Hani izleyen kaçıranlar için tekrardan oradan izleyebilme şansları oluyor. Aynı zamanda senin bir YouTube kanalın var. YouTube kanalına da yüklüyorsun zaten videolarını. Buradan ulaşamayanlar, hani izleyemeyenler, kaçıranlar için YouTube kanalımızdan da Kübra'yı takip edebilirsiniz. Nasılsın bebeğim? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Vallahi yoğun bir şekilde devam ediyorum. Az önce son bir danışanımı aldım. Şimdi canlı yayına o şekilde geldim. Evet, tam gaz devam ediyoruz aslında. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Ve bu yorgunluk aslında yorgunluk da değil. Maratonluk, tatlı bir maratonluk. Tatlı bir rutin. İkimiz de mesleğimizi çok sevdiğimiz için yorgunluk bile dokunmuyor. Güzel geliyor ikimize de. Evet, kesinlikle Sen öyle. ne Yani diyorsun? bizim için zaten esas olan şu, hayatlara dokunabilmek ve mucizeler yaratabilmek. Bu dokunduğumuz mucizeler doğrultusunda farkındalıkları ortaya çıkarabilmek. Ve seans başlarken karşımızdaki danışanımız ve bittiği zaman karşımızdaki danışan arasındaki o gülümseme dahi aslında bizim mesleğin tamamen ne kadar kutsal olduğuna dair bir öngörü. Gerçekten kendi mesleğim için söylemiyorum bunu ama gerçekten çok güzel bir mesleğe Kesinlikle. sahibiz. Çünkü Kesinlikle. insanın ruh sağlığı gerçekten beden sağlığı kadar çok önemli. Evet. Kişi kendini doğru iyi hissetmiyorsa bedenen de iyi hissedemiyor. Yani vücut beden her zaman birbiriyle ilişkili. Ruh da buna eşlik ediyor. Her zaman bunlara zaten değiniyoruz. Şimdi Kübra'cığım, bugünkü konumuz sürekli biliyorsun ben canlı yayına aslında başlarken de böyle bir giriş yaptım. Ben genelde videolarımı çekerken bana en çok gelen sorular üzerinden çekiyorum. Canlı yayınları da aslında ona göre oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi son zamanlarda travmalar oldukça tetiklendi. Biz psikologların farkındalığı yaratıldığı için kişiler artık kendilerindeki keşiflere başladılar. Ve çocukluklarına indiklerinde aslında kendilerinde belli başlı travmalar olduğunu gördüler. Ve bu farkındalık yaşadıklarını yaşama korkusuna sebebiyet verdi. Şimdi bizler neden yaşadıklarımızı yaşama korkusu yaşarız? Veya bunun travmayla ilişkisi nedir? Nedir? Evet. Şimdi öncelikle biz çocukluğumuzdan beri yaşamış olduğumuz, deneyimlediğimiz hayat hikayelerin içerisinde üç türlü bulunuyoruz. Bir tanesi hikayenin kahramanı olarak, diğeri hikayeye tanık olarak, diğeri de hikayeyi gözlemci olarak aslında. Bu üç türlü durumda da aslında yaşamış olduğumuz olumlu olumsuz olaylar içerisinde bizzat yer almış oluyoruz. Her ne kadar tanık da olsak, gözlemci de olsak, hikayenin baş kahramanı da olsak, hikayenin içinde yer almış oluyoruz. Olumsuz olaylar olduğunda ve bu olaylar tamamen travmatik bir hale geldiğinde, yani travmatik olay dediğimiz bir durum olduğunda, özellikle biz üç tepkiyi veriyorduk. Savaş, kaç, don, kal.
durumu. Bizim zihnimiz genellikle alarm modunda. Burçin'cim bildiğin gibi. Herhangi bir şey olduğunda ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, tehlikeden nasıl uzaklaşabilirim konumunda çalışıyor hep. Bir de beynimiz negatife odaklanmaya çok müsait. Yani sürekli kendini koruma altına tuttuğu için devamlı her şeyin negatif tarafı görerek olumlu çözümler üretmeye çalışıyor. Bazen bu çözümler olumlu olmuyor, sağlıklı olmuyor. O zaman da geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuz olaylar, travmatik olayları şimdi tekrar yaşayabilirim kaygısı gelişiyor, korkusu gelişiyor. Burada alarm açık kalmış oluyor aslında. Ne yapıyor? Kaçınıyor kişi. Diyor ki mesela ufak bir çağrışım hissediyor daha önce yaşamış olduğu kötü bir olayla ilgili. Bunu böyle yaparsam diyor, yine bunu yaşayacağım diyor. Bu kaygı devam ediyor. Bu kaygının tekrar etme süresi şiddetine bağlı da travmayla ilişkisi aslında şekillenmiş oluyor. Yani direkt çocuklukla da alakalı değil. Yani çocuklukta çok bağlantısı var ama yakın zamanda yaşamış olduğumuz travmatik bir olay, olumsuz bir olay bile sonraki zamanda yine geçmişin tekrarını bize yaşatma kaygısını yaşatabilir. Kaygı çok yönlüdür. Korku ve kaygı arasında çok fark var. Bu bahsettiğimiz durum aslında bir kaygı. Yani biz tekrardan bu olayı yaşarsam ne tepki vereceğim, bununla baş edebilecek miyim sorusu geldiği için zihnimize aslında kaygılanmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Evet, kesinlikle öyle. Ben her zaman şu cümleyi kurarım. Yani yaslarımız ve kayıplarımız parmak izleri gibidir. Yani her zaman hayatımızın belirli yönlerinde var Evet. olurlar. Keşke bazen seanslarda da söylerim. Hani kişinin baş etmekte sorun yaşadığı veya var olan sorunlarla başa çıkamadığı süreçlerde her zaman hani şöyle bir sihirli değnek olsa da Yok bütün sorunları yok et. Evet. Aslında yaşadıklarımızı yaşama korkusunun sebebi bizim sürekli sorunları görmezden gelmemiz, halı altına süpürmemiz veya kendimizle yüzleşmekten korkmamız. Yani kaç yaşına gelirsek gelelim, eğer biz var olan bir sorunu gerçekten öteliyorsak, ötelediğimiz için bizimle beraber eşlik ediyor yolculukta. Hiçbir zaman kaçamıyoruz aslında bunda. Ve gerçekten 50'li yaşlara gelelim, 60'lı yaşlara gelelim. Yine de o vücut tepkimesi, sinyaller, ziller, alarmlar her ne koyuyorsak adını bir şekilde hatırlatıyor. Çünkü onu hatırlatmaya vesile olacak şeyler yaşıyoruz. Peki hani danışanlarımıza da sorarız bunu. Kaçtığımız şey sizi kovaladığında ne yaparsınız deriz. Yani en önemli işte taktik geliştirme. Aslında taktikselden ziyade kişinin kendisini yüzleşmeye teşvik ederiz burada. Belki de seanslarda da hani ödev verirken söyleriz bunu. Şimdi bir yüzleşme ödevine geçiyoruz ama kendini kötü hissedebilirsin. Yaşadıkların böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçebilir. Fakat bunun üstesinden gelebilirsin. Eğer üstesinden gelemiyorsak bu kısır döngüye giriyor. Bu sefer kişinin yaşadığımı tekrar yaşama korku olasılığı daha da yükseldiğinde bu sefer panik bozukluk yaşıyor, kaygı, korku hepsine teşebbüs ediyor. İlerleyen bir zincirleme oluyor. Psikolojik rahatsızlıklar da böyledir aslında. Birbirleriyle bazen hani tanı koyarken dahi zorlanırız ya. Aynen. Hani çünkü çok benzerler birbirlerine. Bu da böyledir, zincirlemedir. Aslında bizler bir şeyleri kabullenerek yola başlamalıyız. Eğer bir şeylerin üstesinden gelmek istiyorsak veya yaşadıklarımızı tekrardan yaşamak istemiyorsak önce hissettiğiniz şeyin sebebini bulmaya çalışın. Evet. Yani hissettiğiniz şeyde siz olaya mı öfkelisiniz, kendinize mi öfkelisiniz? Önce bunu tespit etmek gerekir. Yani olaya eğer tepkiliysek zaten olayla alakalı sorun odaklı değil, artık çözüm odaklı gideriz. Fakat en önemli detay kişinin kendine olan ilişkisi. Kesinlikle. Eğer biz kendimizle alakalı kişisel bir manada sorun yaşıyorsak, evet toparlanması gereken, imalata girmesi gereken veya inşa edilmesi gereken bir kısımdan başlamış oluyoruz. Evet. Bazen de yaşamış olduğumuz olayı tam net hatırlayamadığımız için o olayı tekrar edeceğinden kaygılanıyoruz aslında. Seanslarda yaptırdığımız şey ilk başta olayı konuşmak,
duygu, düşünce ve davranış olarak o an neredeydim, kim neydim ve ne yaşanıyordu durumunu analiz ettikten sonra olayla ilgili çıkarımlar yapmak, onunla ilgili imajinasyon görüntüleri gözümüzün önüne getirmek ve o olayı tekrardan burada simüle etmek. Böyle durumda aslında olayı tekrardan yaşanması durumunda ya da yaşanma kaygısının geldiği durumunda daha çözüm odaklı yaklaşabiliyor kişi. Düşünüyor, diyor ki bak ben burada böyle davranmışım, böyle hissetmişim, böyle düşünmüşüm. Tekrar aynı şeyler olursa bu şekilde düşünmeyebilirim. Ya da alternatif sağlıklı çözümler bulabilirim şeklinde aslında burada yine çözüm odaklı yaklaşmayı seanslarda geliştiriyoruz. Zaten kişi hatırlayamadığı durumlarda kendini suçlu hissediyor, yaşamış olduğu durumlara yönelik olarak. Bu da biraz daha geçmişin tekrarına kaygılandırıyor kişiyi. Yani diyor ki mesela bir olay yaşamış oluyor, travmatik ya da olumsuz olay. İkisi çok farklı. Travmatik çok daha ağır biliyorsun ki. Olumsuz olay biraz daha böyle stres yaratan, olumsuz stres yaratan ama daha böyle üzerinde durunca çözülebilecek durumlar. Ama travma çok ağır. Zaten travmalarda bu geçmişin yükü şimdiki zamana daha çok müdahale ediyor. Diyor ki kişi ben böyle böyle bir şey yaşamıştım. Böyle olursa tekrar yaşayacağım ve kendini suçlu hissediyor bundan dolayı. Bu da yine o kaygıyı yaşamasında önemli bir faktör. Daha pek çok aşama var aslında. Kişi o anda düşünemeyebiliyor belki, görüntüler gelemeyebiliyor, o anda hissettiği duyguyu hissedemeyebiliyor. Bu çok normal. Çünkü orada olayın içindeydi, şu an o olay yaşanmıyor. Ama bu olayı simüle ediyoruz biz davranış çalışmalarıyla. Böylece daha farklı bakış açısı kazandırabiliyor. Ben danışanlarıma genelde hep şu örneği veriyorum. Bir metroda giderken ya da bir otobüste giderken yeşillik alan ve duvar alanı. Her iki tarafa baktığımızda olumlu ve olumsuz olay. Bir de önümüze baktığımızda periferal görme alanı diyoruz biliyorsun. Şöyle karşıya baktığımızda her iki tarafı da görebiliriz aslında. Bu da olumlu ve olumsuz açıdan olayları değerlendirebilme yetisi demek. Bunu da zaten kaygıyla birlikte seanslarda aşıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten kişi her şeyden kaçabilir, olaylardan, insanlardan, nesnelerden, hayvanlardan ama kaçamayacağı tek kişi kendisidir. Gün içerisinde birçok şeyle ilgileniyoruz, uğraşıyoruz, kafamızı dağıtabiliyoruz. Hani düşünmek istemiyoruz daha doğrusu. Ötelediğimiz şeyler bu anlama geliyor. Ben geçen şöyle bir örnek vermiştim seansta. Aslında bastırdığımız duygular bir bidona turşu basmaya benziyor. Biz en alt kısma turşuları dizdikçe sirke kısmı daha da ağırlaşıyor orada. Aslında en öne koyduklarımız sadece biriken sıkıntılar oluyor. Yani gündelikler. Biz hatta onu yedikçe alttakini hala yememeye özen gösteriyoruz. Üstüne eklemeye devam ediyoruz ama alt taraf hala daha çok sirkeli. Yani aslında bizim en alt çalışmayı düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi kaçtığımız her şey bizi kovalıyor. Bu biraz şeye benziyor aslında. Neden sürekli hayatıma aynı insanları çekiyorum? Yani neden sürekli aynı acıları yaşıyorum? Neden aynı kişiler hayatıma giriyor? Veya aynı senaryolar neden? İşte hayatın aslında burada bize öğretmek istediği bir şey var. Sen değişime zorlanıyorsun. Değişime zorlandığın için ne yapman gerekiyor? Artık değişim aşamasında senin de araya girmen gerekiyor ve değişime direnmemek gerekiyor. Önemli faktörlerden birisi bu. Hayat seni bir şekilde değişime zorladığı zaman sen buna dirayet gösterdiğinde kendinle çelişkiye giriyorsun. Ve asıl olan problemler de başlıyor. Bu sefer konfor alanına çekiliyoruz. Konfor alanı dışarıya çıkmak bizi daha da çok kaygılandırıyor. Sorunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bu sefer her adım atma isteği olduğunda ne yapıyoruz? İşte yine yaşadıklarımı yaşayacağım. Yine aynı senaryo olacak. Yani zaten bu videoları veya canlı yayınları yapmamızın sebebiyeti bu. Yani farkındalıklar yaratmak. O yüzden hani bu zaten canlı yayından sonra herkes kendine soracaktır. Ya evet hani kaçıyormuşum aslında sorunlarımdan ve kaçtığım şeyler daha çok birikerek önüme geliyormuş. Burada zaten birçok yöntemlerden bahsediyoruz seninle beraber. Yani senin de ekstra bunlara ekleyebileceğin şeyler var mı? Hani ben birazcık örnekler üzerinden Tabii ki. gitmeyi seviyorum o yüzden. Tabii ki. Genellikle ben YouTube kanalımda anlattığım bir video vardı.
takipçilerimiz onu da izlerlerse çok daha iyi anlayabilirler aslında. Kader motifi dediğimiz psikolojik kader motifi, biraz bundan bahsedeceğim. Yarım kalan duygular oluyor genellikle geçmişte yaşadığımız olaylar üzerinden. Keşke şu tepkiyi gösterseydim, keşke şöyle düşünseydim dediğimiz pek çok keşkelerimiz var. Ve yarım kaldığını hissettiğimiz duygular var. Hani az önce şey dedin ya, hep aynı kişilerle karşılaşıyorum, hep aynı ilişkileri yaşıyorum, geçmişin kendisini tekrar ettiğini hissediyorum diye. Burada aslında yarım kalan duygular tamamlanmadığında kişi o duyguyu tamamlamak için o kişileri seçiyor ve tekrar aynı olayın içerisinde kendisini buluyor. Bilinç dışında, bilinç altında yaşanmış olan ve yarım kalan bazı noktalar oluyor. Bunların tamamlanması için bir şekilde o mekanizma devam ediyor. Kişi aynı ilişkileri, aynı döngü içerisinde kendini bu yüzden de bulabiliyor. Ben bu konuya hep şöyle bir örnek veriyorum. Çok güzel bembeyaz bir ayakkabınız var mesela. Önünüz çamur, çamurlu bir su. Karşı tarafta da gitmek istediğiniz çok güzel bir mekan var. Pek çok alternatif yol var ama o çamurlu suyu geçersek karşı tarafa gidebileceğiz. Diğer yollar çok daha uzun. Hangisini tercih ederdiniz dediğimde o çamur bir risk aslında. Hayatımız. Diğer alternatif yollar da risk ama alternatif yollar yerine çamurlu sudan atlamayı tercih ediyor genellikle sorduğum kişiler. Niye diye soruyorum. Diğer yollar belirsiz diyor. Belirsizlik beni daha çok kaygılandırır diyor. Ama en azından bu riski görebiliyorum diyor. Biz zaten geçmişin tekrar etmesinde kaygılandığımız tek nokta, bizi kaygılandıran tek nokta belirsizlik. Acaba mı? Acaba yine mi dediğimiz nokta. Belirsizlik ve o belirsizliğin yükü aslında biraz da bu kaygıyı arttırmış oluyor. Tamamlanmamış duygularla birlikte tabii ki. Evet, bazen belirsizliği de aslında biz kendimiz de yaratıyor Tabii. olabiliriz. Bu da işte sorunlardan Tabii. kaçtığımız için. Sonrasında da artı eksi hiçbir şey kendimize katamadığımız için kaygı seviyemiz daha fazla yükseliyor. Yani geçen bir video çıktığımda şunu söylemiştim. Çıkmaz sokağa kendin miydin aslında? Yani hani oraya girerken sen girdin. Çıkarken çıkmalısın. Tabii o yola girerken nasıl girdin? Hayatımızda elbette her zaman bazen çözüm odaklı gidemeyebiliriz. Yani yaşadığımız olaya göre farkındalık gösterebilir bu durum. Tabii. Hani insanlarda nasıl hisler uyandırdığını bilemeyiz. Herkesin hissiyatı kendine özeldir. Çünkü bizim genel Türk tabiriyle hani bir söz vardır. Acının büyüğü küçüğü olmaz. Belki sana iyi hissettiren şey başkasına iyi hissettirmiyordur. Veya aynı olaya aynı şekilde tepki vermek zorunda da değil. Fakat önemli olan kişinin ne hissettiği. Eğer bana iyi hissettirecekse bir şeyler, tabii ki de bazı yerlerde kendimizi izole edebiliyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Hiçbir şey yapmak gelmiyor içimizden, yatağımızdan çıkmak istemiyoruz. Çünkü canımız sıkkın. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyoruz ve sadece düşünmek istiyoruz. Ben böyle süreçlerde genelde şöyle söylüyorum danışanlarıma. Bu senin ara vermen gerektiğine dair işaretler. Yani kendine vakit ayırmana yönelik bir işaret. Artık vücudun, dünya sana tepki veriyor, kapını çalıyor ki hani artık kendine bakmalısın. Nereye kadar kaçabilirsin? Bu sefer ne oluyor? Kişi sürekli işte kaygılarından dolayı mide bulantıları, baş ağrıları, titremeler, öfke nöbetleri hepsini bizzat yaşıyor. Aslında burada sorgulamamız gereken şeyler de bu. Biz neden belirsizliği itiyoruz? Bir düşünün bakalım. Yani şu an canlı yayınımızda olan kişiler. Aslında yani şunu hep örnek veriyorum. Şimdi ilişkilerle alakalı sorunlar geldiğinde kişilere şunu soruyorum. Peki seni üzmesine kim izin verdi diyorum. Ben değilim. Yani burada mesela sınırlardan bahsediyoruz değil mi? Çünkü ben kişisel sınırlarımı belirlediğimde karşımdaki insanlar o sınırlar doğrultusunda bana yaklaşabilirler, eleştirebilirler veya üzebilirler veya mutlu edebilirler. Belirsizlik nedir? Aslında karşındaki insana sen atıfta bulunursun seni belirsiz bırakması adına. Yani kimi insan vardır karla karışık yağmur sevmez. Ya kar yağmalı ya yağmur yağmalı ya güneş açmalı. Ama ilişkiler için de şöyle küçük bir not ekleyeyim. Eğer gerçekten uzun vadeli ilişkiler istiyorsanız gözyaşlarına da hazır olacaksınız. Belirsizliklere de mutlaka tahammüllerimiz olacak. Çünkü keşke hayatımızda her şey böyle muhteşem ilerlese, istediğimiz doğrultuda ilerlese. Aynı paydada
buluşmak zorunda değilsiniz. Ama ortak payda da her zaman insan ilişkilerinde buluşabilirsiniz. Bunu da böyle bir dipnot olarak eklemek istedim. Kesinlikle. Bir de zaten belirsizlikleri kendimiz yaratıyoruz. Çünkü bazı şeyleri kendimizde yarım bırakıyoruz. Çünkü duygularımızı bastırdığımız zamanlar oluyor. Tabii bunu bilerek yapmıyoruz. Bazı zamanlar araya pek çok şey giriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela üst üste olumsuz olay yaşadığında kişi pek çok duyguyu bir anda hissediyor. Kaygıyı da bir anda hissediyor, üzüntüyü de bir anda hissediyor. Korkuyu da bir aynı anda hissediyor ve bu duygular aynı anda gerçekleştiği için bazı kısımları yarım kalıyor tabii ki. Yarım kaldıkça kişi kendini belirsizlikte hissediyor. Çözülmemiş olaylar içerisinde hissediyor. Tam da kaygı burada devreye giriyor zaten. Olayın üstü örtülüyor. Bastırılıyor duygular, düşünceler. Olay bastırılıyor. Sonrasında gelecek zaman geldiğinde, o gelecek zamanın içerisindeyken, yani şimdiki zamandayken, aa diyor. Ben bunu diyor tekrardan yaşar mıyım acaba? Bak yine aynı şeyler oluyor gibi hissediyorum diyor. Mutlaka burada geçmişi çağrıştıran çağrışımlar yakalıyor kişi. Örneğin mesela şu kalem şurada diyelim. Daha öncesinde yaşamış olduğu kötü olayda da o kalem oradaydı. Onu oradan gördüğü an hemen gelir. Bak böyle olmuştu, şimdi tekrar böyle olacak şeklinde. O da zaten geçmişin belirsizliğiyle alakalı, yani kendi yarattığı belirsizlikle alakalı bir durum. Bir de kendimizle alakalı durum da olmayabiliyor her zaman. Yani o kadar uçsuz bucaksız bir olayın içerisinde olabiliyoruz ki travmatik ve bizim dışımızda gelişen olaylar oluyor. Çocukluktan beri katlanarak devam eden travmalar. Böyle durumda da tabii ki sürekli olarak o travmanın tekrar etmesinden endişeleniyor, kaygılanıyor kişi. Hatta bu travmaların gerçekten de tekrar ettiği durumlar var. O zaman normal olarak nitelendirdiği kişi, olumlu olarak nitelendirdiği olaylara inancı kalmıyor kişinin. Diyor ki benim hayatımda hep diyor bunlar oldu diyor. Ben mutlu olamayacağım diyor. Mutlu Evet. olamayacağını düşündükçe daha çok o kaygı içerisine çekiliyor. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Aslında güzel detaylara değindik diye düşünüyorum. Evet. Yani bir kısmını sormak istiyorum sana çünkü çok güzel bir şey değindin. Geçmişten getirdiğimiz belirsizlikler dedin. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani o belirsizlikler zaten bu zamana dek süre gelen bir şey oluyor. O yüzden sorunu çözemiyoruz. Çünkü öncesinde edemediğimiz bir şeyi günümüzde halletmek oldukça zorlaşıyor. Günümüzde ilgilendiğimiz sorunlarımız olabiliyor. Farklı şeylerle ilgileniyoruz vesaire vesaire. Ama kişi bu doğrultuda kendini öteledikçe sorunu da ötelediğini düşünüyor. Fakat bu sorun daha da böyle bir kar tanesinin çığa dönüşmesi gibi oluyor. Peki biz bu geçmişteki belirsizliklerimizle nasıl baş edebiliriz? Neler yapabiliriz? Tabii ki. Öncelikle ben danışanlarıma her zaman günlük tutmalarını söylüyorum. O günlük size ait olsun ve özel olsun. Onu muhakkak terapistinizle birlikte değerlendirin. Başınızdan geçen, yani şöyle bir çizelge oluşturabilirsiniz. Yanında şu an kağıt yok ama bir çizelge oluşturabilirsiniz bir A4 kağıdına veya defterinize ne kullanıyorsanız. Orada işte şu an şunu yaşadım, bana iyi gelmedi, ne düşündüm, ne hissettim, nasıl davrandım. Hemen bu tabloya geçiyoruz. Diğer bir sayfaya diyoruz ki işte nasıl davranabilirdim, çözüm yolları nasıl olabilirdi. Bu tablo üzerinden günlük yazma durumu. İşte akşam yemeğimi yedim ama yemekten sonra şöyle şöyle bağlantı güzeldi. birazdan gelir. Heh, Heh. süper geldi. Tamam. Evet Bağlantı geldi. geldi. Kusura bakma. Rica ederim. Rica ederim. Geçmişten getirdiğimiz yükleri nasıl çözümleyebiliriz, belirtileri? Yani günlük tutarak aslında şimdiki zamana müdahale etmesini engelliyoruz genellikle. Gelecek kaygısı da şimdiyi etkiliyor. Geçmişin yükü de şimdiyi etkiliyor. Bu yüzden zaten belirsizlikle alakalı geçmişten getirdiğimiz yükler şu ana müdahale etmiş oluyor. Bu arada bir sürtünme sesi var. Burçin'de bir sesler geliyor ama senin mikrofondan alakalı olabilir mi? Hiç ellemedim şu an. Belki Tamam. bağlantısı koptu geldi, o yüzden olabilir. Olabilir, olabilir. Genellikle önemli olan nokta geçmişin yükünü şimdiye müdahale etmesini engellemek. Bunu nasıl yapıyoruz günlük tutarken ya da şu anki hayatımızda nasıl yapıyoruz? Geçmişte ne yaşadım, ne hissettim, nasıl davrandığım noktasını düşünüyoruz
ya. Sonrasında imaje etme. Ufak bir bağlantı hissettiğimizde, çağrışım hissettiğimizde, geçmişte yaşanacak olan bir olayı tekrar etme durumunu hissettiğimizde gözlerimizi kapatıyoruz. Ben ne yaşamıştım? Ne hissetmiştim? İmajı ne diyoruz? Sonrasında şu an neredeyim? Şu an geçmişte bir bağlantım yok. Güvendeyim, iyiyim ve şu anda geçmişten çok daha farklı düşünüyorum noktasına odaklanıyoruz. Bunu tabii ki daha profesyonel olarak terapilerde danışanlarıma yaptırıyorum. Sen de aynı şekilde uyguluyorsun. Ama evde neler yapabiliriz, seansların dışında neler yapabiliriz noktasında günlük yazma ve yazdığımızı gözlerimizi kapatarak tekrar etme. Ve şu anda güvende olduğumuzu, şimdinin içinde olduğumuzu, geçmişin tekrar etmediğini kendimize aslında söyleme durumu çok çok önemli. Peki geçmişin tekrar ettiği, gerçekten de tekrar ettiği, travma üstüne travma olduğu durumlarda neler yapıyoruz? Tabii ki her şeyden önce profesyonel ruh sağlığı uzmanlarından bizlerden destek almak. Artı bu travmalarda mesela bir saat önce üzüldüğümüzde bir saat sonra daha farklı tepki verebildiğimizi düşünerek her travmada o travmanın içindeki kahraman olarak nasıldım? Bunu düşünmek önemli. Hani konuşmanın başında söyledim ya, bir olayın içindeyizdir, kahramanımızdır, ya gözlemciyizdir ya da tanığızdır. Ama yine o hikayenin içindeyizdir. Peki sen üç türlü olarak da bu olayın içindeyken nasıl, ne yaptın? Bunu düşünmek önemli. Mutlaka dediğim gibi psikolojik destek, psikolojik destek. Yani çok çok önemli. Ruh sağlığı önemli. Yani biz kendi başımıza bunları çözemeyebiliriz. Çünkü geçmişin yükü genellikle ağır oluyor. Kolay kolay geçmişin tekrar etmesinden korkmayız, kaygılanmayız. Mutlaka bir şeyler olmuştur. O da bizi yorar. Yani bu yüzden psikolojik destek çok önemli. Evet ve yani senaryonun sonu da her zaman aynı olmak mecburiyetinde Tabii. değildir. Olayın kahramanı sizler olduğunuz Evet. için bu kahramanın yolun sonundaki değişikliği belirler Aynen. aslında ve o zincir, o kısır döngüyü sizler kırabilirsiniz. O yüzden her zaman şunu ekliyorum. Hayatınızda insan kaybetmekten veya toksiklerden hiçbir zaman korkmayın, çekinmeyin. Evet, kaybetme korkusu tetiklenir fakat ferahlarsınız. Neyi isteyip neyi istemediğinizi bilirsiniz ve kendinize olan özgüveniniz gelişir. Aslında biz bunları yaparken kendimizle alakalı bir şeyleri ortaya koyarken travmalarımızla da yüzleşiyoruz. Evet, insanın kendisiyle yüzleşmesi çok zordur. En ağır belki budur. Ama şunu unutmayın, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur bu hayatta ve hayat çok kısa. O yüzden ana odaklanıp anın tadını çıkarabilmek, sevdiklerinizle birlikte keyif alabilmek asıl önemli olan şeylerden biridir. Şimdi istersen sorularımız varsa Sorular çok yaygın gibi görünüyor şu anda. Sorulara tek tek bakalım istersen. evet, Evet. sorularımız varsa sorularımızı alalım. Evet. Psikolojik destek çok önemli demiş. Evet, kesinlikle. Uçucu Kafamız ne zaman sakinleştirirse her şey yoluna girdiğinde mi bu travmalarımız ortaya çıkıp bizi bu anksiyete, panik atak gibi hastalıklara mı yol açıyor? aslında her an ortaya çıkabiliyor. Yani sakinleştiğimizden ziyade o alayla bağlantı kurduğunda daha çok ortaya çıkıyor. Tam tersi. Kendi halimizde kendimizi dinlerken daha çok ortaya çıktığını düşünüyoruz genelde ama o zaman çağrışımlar çoğalmış oluyor aslında. Çağrışımlar çoğaldığı için biz geçmişle bağlantı kuruyoruz ve anksiyete, panik atak dediğimiz durumları geçmişin Evet. yükünü taşıdığımızı hissettiğimiz için yaşıyoruz. Yani burada kendi başına kalmak sakinlikten ziyade mutlaka geçmişle bağlantı kurduğumuz bir çağrışımları algılıyordur zihnimiz. Bundan dolayı bu şekilde hissediyoruzdur. Normalde bir işle meşgulken bile bir anda çarpıntıyla başlayabilir, kendimizi kötü hissedebiliriz. Mesela orada sakin değiliz, hani normal bir işle uğraşıyoruz ama o zaman da gelebiliyor. Yani tamamen bağlantı kurmasıyla alakalı, çağrışım yakalamasıyla alakalı. Evet. Evet. EMDR yapabiliyor musunuz? Pek çok uyguladığımız teknik var aslında. Bilişsel davranışçı terapi tekniği en baş tekniğimiz. Onun dışında diğer terapi tekniklerimiz de var. EMDR'yi de kullandığımız oluyor. Bunun eğitimlerini alarak. Tabii ki pek çok terapi tekniğinin eğitimini aldıktan sonra bunları yapıyoruz. O da travma için kullandığımız bir yöntem. Aslında kullanılan Evet. ve yaygın bir yöntem. Ama bilişsel davranışçı terapi tekniğiyle de desteklenen durumlarda oluyor. Pek çok teknik uyguluyoruz. Yani
farklı farklı kişiye özel, kişinin durumuna özel, hangisi kişiye uygunsa psikoterapi sürecine göre şekilleniyor. Aynen öyle. Evet, bakalım. Bir sorumuz daha varmış. Çarpıntı başlamıştı yıllar önce. Evet, zaten fizyolojik belirtiler dediğimiz durumlar, baş ağrısı, mide bulantısı, bayılma hissi, aşırı heyecan, çarpıntı, baş ağrıları, mide krampları, titreme, yani bunların hepsi zaten ruhsal sağlığımızın bozulması ile ilişkili de olabiliyor. Tabii ki bunun öncesinde psikolojik bir durum var mı yok mu? Bunun öncesinde o doktora gitmemiz gerekiyor, kardiyolojiye. Eğer orada bir sıkıntı yoksa, herhangi bir problem yoksa, o zaman psikolojik durum üzerine duruyoruz, ruh sağlığımız üzerine duruyoruz. Orada da anksiyete dediğimiz, kaygı dediğimiz durumlar ve farklı psikolojik problemler açısından ortaya çıkmış oluyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka var mı bakalım sorularımız? Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Sağ olun. Çarpıntıyı cevapladık. Psikolojik Evet. destek cevapladık. Burçin'cim başka görüyor musunuz? Ha. Kendimizi izole ettiğimiz kişilerden sorular geliyor. Biraz tepki ve bekliyoruz. Bu da tekrardan eski halimize dönmemize neden oluyor. Ne yapmalıyım burada? Kendimizi izole ettiğimiz kişilerden sorular geliyor. Ne gibi sorular geliyor mesela? Kendimizi izole eden kastımız nedir? Şimdi kendimizi izole etme kastımız eğer şuysa, daha önceden kötü ilişkiler yaşadığımız kişilerden çekinme durumu, onlardan uzaklaşma durumu. Bu tepki veriyorsak eğer, böyle bir önlem almışsak, bu önleme karşılık olarak da izole ettiğimiz, hani çekindiğimiz, içe kapandığımız, kendimizi onlardan soyutladığımız kişilerden tepki geliyorsa, sen neden böyle yapıyorsun, niye kendini işte çektin, niye benle konuşmuyorsun şeklinde tepkiler geliyorsa eğer, bunlara yönelik de kendi sınırımızı çizmek önemli. Soru buysa eğer, doğru anladıysak. Evet. Ben önceden sabahlara kadar düşünürdüm, uyuyamazdım. 32 yaşına kadar ne yaşadıysam kendimi sorguladım. Kendimi o belirsizliğe bile kaptırdım ama geçti, şükürler olsun demiş. Evet, süper, süper. Tabii ki kendimizle yüzleşme durumları olduğunda, çözebileceğimiz olaylar olduğunda, netleştirdiğimizde bu harika bir sonuç. Ama baş edemediğimiz durumlar olduğunda mutlaka desteği öneriyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Başka görebiliyor muyum soru? Başka soru göremiyorum sanırım. Eğer sorunuzu atlamışsak tekrardan atın lütfen. Soruyu atlamak istemeyiz. Yayın aktığı için soruları alamıyorum. Aslında izole etmekten kastımız yine aslında sorunlardan kaçmak bir nevi. Yani Tabii. kişilerden, olaylardan, nesnelerden değil, kendimizden kaçma gibi bir durum Aynen. olmuş. Bu süreçte de yine en önemli faktörlerden biri kişinin kendisiyle yüzleşmesidir. Aslında günlük tutarken, o anda hissettiğimiz duyguları yazarken verdiğimiz tepkiler de önemlidir. Ve aradan bir hafta geçtikten sonra o günlüğe bakıldığında acaba bizler yine aynı tepkisel durumlarla mı devam ediyoruz? Demek ki aynı tepkisel durumlar aslında bizde bir kurtarıcı rolü olmuyor. Veya soruna çözümle yaklaşılan bir biçim olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Değişim dediğimiz kısım işte artık zorlanıyoruz. Belki de kendimizi izole eden kastımız budur. Yani sorunları düşünmemek için kaçma yoludur bir nevi izole etmek. Evet. Zaten geçmişten genellikle kaçılır. Adı üstünde geçmiş. Hani geçti bitti. Hatta deriz ya, geçmiş olsun deriz. Hani kötü bir olay yaşadığında veya şey olan, geçmiş olsun bir dilektir aslında orada. Hani geçsin bitsin de artık yaşama, hani geride bırak anlamında. Bazen işte geçmiş olmuyor. Hani geride bırakamıyoruz. O yaralar çok derin olmuş oluyor. Böyle bir durumda da o yaranın neden derin olduğu ile ilgili, eğer gücümüz varsa, hani psikolojik destek alıyorsak, onunla birlikte o yarayı iyice bakmak çok çok önemli. Kendimiz nasıl baş edebiliriz? Kendimizi bu yaraya nasıl bakabiliriz? Bu yara nasıl oluştu? Yaranın oluşurken etrafımda kimler vardı? Hangi olayın içerisindeydim? Bu da yine önemli bir nokta tabii ki, bakmak. Evet. Yani özellikle ilişkiler açısından bu travmatik durumları çok yaşayan kişiler ve geçmişte çok takılı kalan durumlar oluyor. Bunlar da tabii ki diğer ilişkilere
yansıyor. Diğer sosyal ilişkilerimize yansımış oluyor. Peki başka Evet. sorular var mı bakalım? Yani yine dediğim gibi hikayenin kahramanı sizlersiniz. Evet. Geçmişte yaşadığınız şeylerin aynı senaryosunu yaşamak zorunda Hı değilsiniz. hı. Herkesin bir kırılma noktası vardır ve kısır döngüsü vardır. Önemli olan ilk etapta kendinizle Hı. yüzleşebilmeniz ve neyi ötelediğinizi görebilmeniz. Ötelediğiniz şeyler zaten sizin aslında kaybetmekten korktuğunuz ve yüzleşmekten korktuğunuz şeylerdir. O yüzden ne gerekir? Her zaman olaya mı tepkiliyiz, kişiye mi öfkeliyiz? Bu kısmı ayırt etmek gerekir. Ve en önemli şeylerden biri kişinin kendi öz eleştiride de bulunabilmesi. Aynı zamanda kendindeki kısımları da görebilmesidir. İnsan ilişkilerinde aslında en önemli faktörlerden biri de bu. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü önce kendimizle olan ilişkimiz çok önemli. Sonra da başkalarıyla kurduğumuz ilişki çok önemli. Kendi içsel çatışmalarımızı, kendi duygusal çatışmalarımızı çözümlemeye başladıkça kurduğumuz ilişkilerdeki çatışmaları da çözümlemeye başlıyoruz aslında. Önce kendimizle nasıl, kendimizle aramız nasıl, kendi geçmişimizle aramız nasıl, şu anki durumlarımız nasıl, bunu değerlendirmek çok önemli. Sonra zaten hani bu geçmişin tekrar etme durumu da bununla bağlantılı aslında. Kendimizle aramız iyi olmadığında, duygusal çatışmalar yaşadığımızda aynı olayları yaşıyormuş gibi hissetme ve bazen de kendini gerçekleştiren kainat oluyor. Biliyorsun ki kendini Evet. gerçekleştiren durumlar oluyor. Gerçekten böyle ama yani bir şeyi çok düşündükçe o şeyin üzerine daha çok gidiyoruz ve gerçekleştirme potansiyelini daha çok ortaya koyuyoruz. Evet. O yüzden yani biz burada her zaman şunu da söylüyoruz. Bir polyanlacılık Evet. değil. Fakat sürekli olumsuza odaklanmak da vesveselere vesile olur ve düşündükçe daha çok düşünürsünüz. Bu şekilde hayatı yürütmek bizler için zorlayıcı olur. O yüzden anı odaklanıp anın keyfini çıkarmak her zaman daha iyi. Evet ve şey de çok önemli. Mesela olumsuzu düşündüğümüzde de problem odaklı değil, çözüm odaklı düşünmek. Evet, ben bunu yaşadım. Geçmişte böyle bir şey yaşadım. Ama şu anda güvendeyim. Böyle bir şey yaşamıyorum. Böyle bir şey yaşayacağımı hissediyorum. Bunu hissetmeye engel nasıl olabilirim? Bana bunu şu anda hissettiren nedir? Ya da evet, gerçekten yaşıyorsak bunu nasıl çözümleyebilirim? Geçmişte böyle bir çözüm odaklı yaklaşmaya çalıştım, olmadı. Ama şimdi yaparsam ne yapabilirdim? Noktası çok çok önemli. Başka sorumuz var mı? Bakalım. Bakalım. Evet, güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel yorumlar için. Sevgili meslektaşlarım da çok güzel yorumlar yapıyor aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Evet, YouTube kanalımda da yayınlanacak. Aynı zamanda sevgili meslektaşım Burçin'in ve benim Instagram'ımda da olacak. Sorularınız olursa tekrardan zaten sosyal medya üzerinden de sorabilirsiniz. Aynen öyle. Kübra'cığım çok teşekkür ediyorum bir tanem vakit Teşekkür ayırdığın ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Bir soru daha gelmiş galiba. Kendimi izole ettiğim için kişilerden daha önce yüzüme çok iyi bir maske takarak iyi anlaştığım kişiler. En çok zorlandığım tarafı da bu demiş. Kendimi keşfettikçe onlarla uyumum azalıyor ve tepki geliyor buradan demiş. Evet. Kendimizi Güzel. keşfettikçe kurduğumuz Aynen. ilişkilerde değişiriz zaten. Ben Harika. teşekkür ediyorum Burçin'cim. Çok keyifli bir yayındı gerçekten. Evet. Seninle her zaman öyle oluyor zaten. Böyle her zaman yine yapalım canlı yayınlarımızı, sohbetlerimizi olabildiğince sıklaştıralım Tabii ki. seans aralarımızda. İnşallah. Tekrardan teşekkür ederim vakit Ben ayırdığın için. Yine teşekkür ederim. haberleşelim, konuşalım. İyi çalışmalar diliyorum sana da canım. Çok teşekkür Şimdi ederim. zaten izliyorum. Canlı yayını tekrardan izlemek isteyenler olursa, kafasında takılan herhangi bir şey olursa bizlere de mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız Biz de sizi için. çok İyi günler seviyoruz. Çok diliyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın.